İyi günler. Bugün 14 Mayıs 2015 Perşembe. İşte günün başlıkları. Akit, Balkanlara dev cami. Arnavutluğa günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, temelini attığı Avrupa'nın en büyük camisi Tiran Namazgah Camii'nin 24 ayda bitirileceğini söyledi. Erdoğan ayrıca Preze Kale Camii'nin açılışını da gerçekleştirdi. Akşam, Diyanet'e saldırı İsrail haklı. Kabe ve Diyanet'le ilgili söylevleriyle tepki çeken HDP'nin seçim stratejisini Yahudi lobisinin denetimindeki Ben En Son grubu belirliyor. Güneş, şaraba yatırıp başbakan yapacakmış. Aydın Doğan'ın Abdülhatif Şener projesi deşifre oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Doğan'ın kendisinden DP'yi Abdülhatif Şener'e bırakmasını istediğini açıkladı. Doğan'ın asıl planı ise muhtırayla devrilmesi planlanan hükümetin ardından şarapla yıkayıp yağladıkları Şener'i başbakan yapmaya çalışmaktı. Habertürk, Nişantaşı'na az esenlere çok, zenginleştikçe harcama eğilimi azalır diyen Bakan Canikli İstanbul örneğini verdi. Esenler'de daha çok AVM olacak. Hürriyet, Türkiye'de beraat, Almanya'da mahkumiyetle sonuçlanan Deniz Feneri İvi davasının Türkiye ayağı için açılan dava, dün 20 sanığın tamamının beraati ve zaman aşımıyla bitti. Milli Gazete, yaşam odaları, hayata tutunabilecekleri bir yaşam odaları olmadı ama mermerden mezarları var. Milliyet, kaçak sigaranın şifreleri, yaşam raporu, Kürdistan, Kuzey Irak, İran hattından gelen milyonlar PKK'ya gidiyor. Kaçakçılıktaki şirketlerde Kuzey Irak'taki etkili isimler ortak. Posta, cennete mektup, 13 Mayıs 2014'te Soma'da meydana gelen maden faciasında 301 işçi dumandan zehirlenerek şehit olmuştu. Şehit madencilerin 255'i evli, 46'sı bekardı. Sabah, Banco AK Parti piyasa seçimin sonucunu şimdiden satın aldı. Dolarda düşüş, tahvil faizinde iniş, borsada yükseliş başladı. Uzmanlara göre piyasa AK Parti'nin tek başına iktidarı koruyacağını gördü. Star, darbeci hakim paralel uşak. Gülen'i tanımam diyen tutuklu hakim Mustafa Başer'in Pensilvanya'ya gidip oradan aldığı talimatla Uşak Belediye Başkanı'nı CHP'ye transfer etmek için ikna görüşmeleri yaptığı ortaya çıktı. Takvim, gölge adam Pensilvanya'da. Gülen'in tüm kumpasları ve duaları ters tepti. Sinirleri gerilen hoca, etrafındakilere hakaret etti, küstü, depresyona girdi, kozmik odasına kapanıp yeni planlar için harekete geçti. Türkiye paraleli üçgeni toplu geliyor. Başbakan 17-25 Aralık yargı darbesi tutmayınca muhalefetin paralel yapı destekli siyasi kumpas için harekete geçtiğini söyledi. Vatan, cennette bizi bekle. 301 madencinin öldüğü Soma'da dün acının yıl dönümüydü ve o acıyı 9 yaşındaki Türkan babasının mezarına bıraktığı mektupta anlattı. Cennette mutlu bir şekilde bizi bekle. Ve Yeni Şafak, bin askere soruşturma. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, TSK'da paralel yapıya yönelik büyük bir soruşturma olduğunu açıkladı. Şimdiye kadar 1000'in üzerinde kişiyle ilgili ihbar geldi. Hem idari hem genelkurmay askeri savcılığı tarafından soruşturmalar başladı. Neticelendiğinde gereği yapılacaktır.